Hocam 31. haftayı bitirdik. Kaldı 3 hafta. 3 haftamız kaldı. Yavaş yavaş yukarıda şekil her hafta değişiyor olsa da aşağısı biraz daha net gibi olmaya başladı. Siz neler gördünüz bu hafta özellikle? En keskin değişik herhalde. Haftalar sonra lider değişti hocam. Evet. 19-20 hafta oldu mu bilmiyorum ama rejiden arkadaşlara sorarız. Başakşehir liderliği bıraktı ilk defa. Avarajla da olsa Galatasaray birinci konumunda artık ve son 3 haftaya girdik. Bu önemli bir gelişmeydi. Beşiktaş ne kadar bu işi yarışın içinde olacaktı? Onun için çok önemliydi Galatasaray-Beşiktaş derbisi. Beşiktaş belki tamamen dışına çıkmadı ama çok büyük avantajları Galatasaray Başakşehir ikisine bıraktı bence yarıştaki. Başakşehir'in düşüşü devam etti. Puan kayıp düşüşü devam etti. Son 3 haftada neler olacak? Ben her şeye açık olduğunu düşünüyorum hocam. Çünkü ben kazanılmayan her maçın çok zor olduğu fikrinde olan bir futbol adamıyım diyeyim ya. Ben bana her şey bazen çok kolay anlatıyoruz. 3 maç buradan bırakılmaz, buradan verilmez. Çok kolay değil. Galatasaray'ın işi de bence çok kolay değil. Ama çok büyük avantaj sağladığını söylemek yanlış olmayacaktır tabii. Aşağıda da yarış devam ediyor. Bursa Spor'un düşüşü devam ediyor. O enteresan oldu. Akhisar bana göre artık ligle vedalaştı. Yani matematiksel olmasa bile halen şansı var belki ama futbol penceresinden, gerçek futbolda şansı olmadığını düşünüyorum. Erzurum bir tık yukarı çıktı, yarışın içinde kaldı. Onun dışında da orta sıradaki mücadeleler oldu zaten. Evet. En önemli şey tabii ki derbiydi. Elbette öyleydi. Senin 22 hafta sonra lider değişmiş oldu. 22 hafta. 22 hafta. 22 hafta Başakşehir mi lider? Öyleymiş. Vay. Öyleydi. Uzun bir süredir. Uzun bir süredir. Yani ligin 3'te 2'si. Doğru hocam. Bu 3'te 2'sinden fazla neredeyse. Ama en önemlisi 34. haftada lider bitireceksiniz. Evet. Ama şeyi hatırlıyorum. Daha 9 puan falan fark varken pazartesi akşamları programında bana sorulduğunda ben Galatasaray yarışta teke tek kalırsa her zaman favori olan Galatasaray'dır dediğimi hatırlıyorum. Öyle mi değil mi bilemeyiz tabii ki. 9 puan olan hafta oldu herhalde değil mi Galatasaray arasındaki fark? 9 puanla arası olduğu hafta olmuştu. Ben 8 puan hatırlıyorum. Fenerbahçe kazandı ve artık aşağıyla bağlantıyı neredeyse kopardı gibi. Tabii. O da bir kayda değer bir durum olabilir. 90 saniye var. Bakalım arkadaşlarımız nasıl gördüler onu da izleyelim. Süper Lig'in son 9 haftasında en fazla puan toplayan takım Trabzonspor olarak dikkat çekiyor. Bordo Maviler 7 galibiyet 2 beraberlikle bu süreçte 23 puanı hanesine yazdırdı. Aytemiz Alanyaspor filelerine 4 gol gönderen Atiker Konyaspor daha önceki 8 haftanın toplamında aynı sayıda gol kaydedebilmişti. Antalyaspor'u 4-1 yenen Göztepe bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında 4 gol attı. Derbide Beşiktaş'ı 2-0'la geçen Galatasaray Süper Lig'in 9. haftasından sonra ilk kez liderlik koltuğuna oturdu. Evkur Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 2. yarısında ilk kez bir deplasman maçı kazandı. Vedat Muriç Süper Lig'de forma giydi. Son 9 maçta 9 gole doğrudan katkı sağladı. 7 gol 2 asist. Fenerbahçe bu sezon Ersun Yanal göreve geldikten sonra ilk kez Süper Lig'de deplasman galibiyeti aldı. Son 4 Süper Lig maçında 3. galibiyetini alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor daha önceki 19 haftada aynı sayıda maç kazanabilmişti. Medipol Başakşehir bu sezon ilk kez üst üste 2 Süper Lig maçında gol atamadı. İyi bir tahminci olabilir misiniz? Hiç olmadım hocam. Evet. Biraz sonra 90 saniye var. Ben o başlamadan haftanın karnesi size sormak istiyorum. Acaba topun oyunda kalma süresi bakımından? Hemen söyleyeyim tahmin. Evet. İhtimalini hocam. Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş maçı. En az kalan diyorsunuz. Tahmini. Evet. Bakalım. Özellikle ilk yarı geliyor gözümün önüne. Bakalım gerçekten bakalım. Öyle mi? Ama 112 dakika falan oynandı maç. Evet. 6-7 dakika uzadı ikinci yarı. Bakalım. Neymiş? Gol ortalaması 3.44. Harika. Artış var. Ortalama, faal ortalaması biraz düşmüş. Topun oyunda kalış süresi de düşmüş. İlk defa bu kadar düşük oldu. Evet, 52 dakikayı gör. Evet. İlk defa. 54 dakika ortalamasını yakalıyor. 52.7'ye düşmüşüz.
Bu da 3-4'ü bir de artık biraz şekil alan ligimizde orta sıra mücadeleleri işte Konya Alanya maçı, Trabzon, bunlar biraz etkilediğini düşünüyorum. Hocam pazartesi yaptı 3.44'ü. Pazartesi yaptı. 2 maç 12 gol. Doğru, 12 gol oldu. Orası yani Trabzonspor'un ve Konya'nın deplasmanda yüksek skorlu oynamaları evet, bu hale getirdi. Galatasaray Beşiktaş. Evet, Sivas Başakşehir. En uzun kalan maç. Konya'ymış. Sürpriz mi? Hiç değil. Sivas Başakşehir maçı hiç değil. Hiç değil. En kısa Alanya Konya o sürpriz mi? Değil. Evet. Derbinin de 46.02. 46. 46 dakika. Çok düşük. Çok düşük. Hocam. Neden? Neden düşüksüz ya? 61 dakika 46 dakika. Nasıl? Niçin? Yani nedir yorumumuz? Niçin böyle? Bir kere kalitesi düşük bir derbiydi. Biz. Çok heyecan dozajı yüksek evet. Tabii ki her derbide olduğu gibi. Ama kalite dediğimiz şey eğer topun teknik kalitenin topu sahada tutmak olduğunda bir şekilde söyleyebilirsek. Hı-hı. Ya bir şeyi gösterirse bu topu sahada tutmak anlamında teknik kalite, oyun kalitesi Hı-hı. anlamında. Devamlı duran, devamlı sahip olan takımın akaraklarını kesinlikle... Ana sebebi ne olabilir? Veya sebepleri? Seçilen oyun. Seçilen oyun. Özellikle Beşiktaş tarafından seçilen oyun. Hı-hı. Galatasaray tarafında skoru aldıktan sonraki oyun kesintileri. Ben iki tane şey gördüm. Hakikaten oyunu akıcılığını sağlayamayan bir hakem yönetimi gördüm. Evet. Çok o yönden bakmam, çok o pencereden bakmam ama oyun akıcılığını sağlamayan, bu kesik kesik oynanmasına sebep olan bir hakem idari şekli gördüm. Bu benim görüşüm. O taca maca bir şey demiyorum. Taçtı, fauldü, sarı karttı onlar ayrı. Ama genel hakem duruşu, genel hakem bir oyunu oynatma mantığındaki hakemin oyunu akıcılığını kestiğini gördüm açıkçası. Ama en çok ben Beşiktaş'ın seçtiği oyunla da ilgili olduğunu düşünüyorum. Manchester City ile Tottenham geçtiğimiz ay yani Nisan ayında 3 maç oynadılar. Evet. İkisi Şampiyonlar Ligi'nde ve biri ligde olmak üzere. Evet. Final gibi. Bunlar zorluk derecesi çok, çok yüksek. Maçlar tabii. Eşleşme değeri de çok yüksek. Eşleşme puanı da, rating puanı da çok yüksek maçlardı bunlar. Ve hem bir tarafıyla yerel rekabeti temsil eder, hem uluslararası bir rekabet türü gibi Şampiyonlar Ligi arenasında oynanması sebebiyle. Liverpool-Barcelona eşleşmesi. Hı hı. Bu da final gibi bir iş. Tabii tabii. Arsenal-Tottenham eşleşmesi final gibi. Onların finali. Final gibi iş. O seviyenin. O seviyenin finalleri bunlar. Tabii. Yani onlara bakıyorum. Bayern Münih-Dortmund oynadı. Ona bakıyorum. 4-0 5-0 falan bitti maç işte. Hatırlıyoruz daha yakın. Evet, evet. 3 hafta falan oldu. Böyle maçlar var. Mesela Atletico Madrid savunmacı falan konuşulur. İçeride Barcelona ile oynadıkları maçı hatırlıyorum. Bunlar final maçları yani ya biri şampiyon olacak ya diğeri şampiyon olacak öyle maçlar. Neden sadece Beşiktaş? Neden sadece Türkiye'deki derbi eşleşmelerinde neden sadece Türkiye'deki şampiyonluğu belirlemesi kuvvetle muhtemel olan maçlarda böyle tablolar çıkıyor? Oyun kesintiye çok fazla uğruyor, çok fazla faul, çok kapalı oynanan oyunlar, top dönmüyor, top akıcılık kazanmıyor, tansiyon yüksek, gerilim yüksek bunları anlayabiliriz ama top bir türlü ritim bulamıyor. Neden orada buluyor, burada bulamıyor sizce? Sizler alıntı yaparak, çalıntı yaparak, alıntı evet. Değil çalıntı yaparak söyleyebilir miyim? Tabii ki ben, alıntı. Bir FC'de beraber değildik derbide. Evet. Ben sahadaydım, siz evet. FC'deydiniz. Orada şunu, o programda mı, onda olduğunu, evet. Bu cümleyi duydum sizden. Evet. Yenilmeyle barışamazsanız, sadece evet. Kazanmak üzere odaklanırsanız, iyi oyunlar çok kolay değil dediniz. Doğru mudur? Doğru. Bu minvalde bir şeydi herhalde anlamadığım. Tam aynen, kelime kelime olmasa bile. Evet. Böyle söyledim. Katılıyorum. Yani oyunu önceliğe taşıyamadığınız müddetçe, oyunu önceliğe taşıyamazsanız sonuç odaklı oyunlarda tamamen ben teknik adamları anlayabiliyorum. Bakın yanlış anlamayın. Hı hı. Ama öteki misyonlarında olduğunu düşünüyorum. Diğer. Oyun anlamındaki misyonlarında olduğunu düşünüyorum. O zaman kazanamazsanız, şampiyon olamazsanız teknik adam gider. Öyle bir cümle kullandınız değil mi? Evet. Onu da kullandınız. Evet. Bu mantalite oyunu bu hale getiren en önemli etken dediniz. Doğru evet. Mu hocam? Evet, aynen böyle söyledim. Şimdi bir iki biraz beraber fikir. Peki Galatasaray Beşiktaş maçının topun bu kadar sizin şeyinizle görüşünüzde neden olabilir? Benimki de bundan. Bir yine filmden şey yapacağım. Bir spor filmi izleyiciler de merak edebilir. Molly'nin oyunu diye. Olimpik spor yapan bir hanımefendinin işte hayatının savruluşu ile ilgili bir filmdi. Hayatından bir kesitti Molly'nin oyunu. O filmin bir sahnesinde Molly şöyle söyledi avukatına, yenilgiyle barışmak yerine kazanmayı seçtim. Çirkin bir hayatı oldu. Avukat sordu yani bu güzel hayatı nasıl bu hale getirdin diye. Kız aynen şöyle söyledi, yenilgiyle barışmak yerine kazanmayı seçtim. Dönüyorum,
bu hafta o bir felsefe tamam bu bir hayata bakış. Bu hafta Jürgen Klopp'a sordular. Ne olacak diye. Liverpool City çekişmesi. Kazanmak istiyoruz dedi. Kazanmak istiyoruz. Ama kaybedebiliriz. Ama size şunu garanti ederim. Çok güzel kaybederiz. Ben işte bak, benim yenilgiyle barışmak biraz böyledir. Tabii. Benim futbola yenilgide bakışım, güzellik aramak. Yenilgide bir güzellik bulabilirse birisi. Bir antrenör yenilgiyi biraz güzel ifade edebilirse ama sahada yani konuşarak değil, sahada oynayarak edebilirse. Peki her yenilgiye giden, biraz ağır şeye gittik. Ağır şey edip, her yenilgi kaybetme midir? Değildir. Değildir. Tribüne giden 50 bin kişiden en az 3 bin, 5 güzel bir yenilgi tavlayacaktır. Kulüplerimizde sadece büyüklük bulmayız, azamet bulmayız, güzellik de buluruz. Fenerbahçeli, Fenerbahçeli'de güzellik bulur. Tabii. Galatasaraylı, Galatasaray'da güzellik bulur. Beşiktaşlı, Beşiktaş'ın güzelliği için şiirler yazar, yazmaz mı? Tabii ki. Böyle değil midir? Zaten böyledir. Böyledir. İşin hikayesi budur. Böyledir. O yüzden hocalarımız, onları çok iyi anlıyorum. Fatih Terim çok büyük bir yarışmacı teknik adam. Kaybetse de büyüklüğünü koruyacak. Şenol Güneş çok büyük, çok değerli, büyük bir yarışmacı, sporcu ve teknik adam. Hep şampiyon oldu sporcuyken. Büyük bir şampiyondur. Kaybettik, az sayıda kaybetmişler ama şampiyonlukları hep hatırlanır. Büyük de kaptandı. Şenol Hoca da, Fatih Hoca da büyük kaptanlardı. Uluslararası başarıları ve ulusal başarıları asla unutulmayacak. Asla 3. 5. 8. sıraya düşmeyecekler. Hep büyük kalacaklar. Tıpkı hiç hakemden şikayet etmeyen. İkinci devre sadece 9 puan alabilmiş. İkinci devrenin sorumlusu Kasımpaşa'nın teknik direktörü Sayın Mustafa Denizli gibi. Oynattı oyunu beğenmiyorum ama maç sonu tavrını beğeniyorum. Mustafa hiç hakemden şikayet ettiğini hatırlamıyorum. Ben de hatırlıyorum bu sezon. Bir tek Galatasaray zamanında son bölümünde geldiğinde bir şikayeti vardı. Kendisine engel ince, koyanlardan... ince ince doğrama diye bir tabirle şey yapmıştı. Ama ben de zaman oymuştur belki. Doğru. Mustafa ama Hoca'nın da sevgili hocalarımız değerli hocalarımızdır, büyüklerimizdir. Tabii ki beğenenleri ve beğenmeyenleri vardır. Ama Winston Churchill'in bir sözünü hatırlatacağım. Sizle daha önce konuşmuştuk. Edebiyat programı yapıyor, spor programı. Doğru, haklısınız. Winston Churchill 1. Dünya Savaşı ile 2. Dünya Savaşı arasında ve sonrasında İngiltere'yi, bütün Britanya'yı yönetmiş bir politikacı, devlet adamı. Başarıyı Maliye şöyle, Bakanı herhalde değil mi? Evet, başarıyı şöyle tarif etmiş. Başarılı insan hezeyandan hezeyana, istekte hiçbir azalma olmaksızın yürüyebilme gücüdür demiş. Şimdi futbola gelince mesela Jürgen Klopp şunu diyebilir. Başarılı insan hezeyandan hezeyana değil, heyecandan heyecana, istekte hiçbir azalma olmaksızın yürüyebilme gücüdür diyebilir. Çünkü heyecandan heyecana yürüyorlar. Evet. Ama biz ligimizde hala hezeyandan hezeyana yürüyoruz. Bilmiyorum, katılıyor musunuz? Katılıyorum. Ve bu oyunlarda, bu kalıp dakika seyrettiğimiz oyunların bunda da etkisi olduğunu çok düşünüyorum. Ve onlardan biri kazanma odaklı düşüncelerden biriydi Şenol Hoca'nın. Hı-hı. Necip tercihi ve kendi oyun tarifini de öyle anlattı hoca. O söyledi diye söylüyorum. Hı-hı. Maç sonu şeyinde. Tabii ki farklı farklı planlarla kazanmak istersiniz. Bundan doğal bir şey yok oyunda. Hı-hı. Ama bir teknik adam olarak bir radikal bir değişik yapıp çıktığınız zaman kazanmak durumundasınız. Kazanamazsanız sizin eleştiriniz bunun üzerinden olmak durumundadır. Biraz da teknik adamlığın birazcık da bu çalımlarıdır bunlar esasında. Doğru. Yani bu o yüzden Şenol Hoca bu oyunda çok eleştirildi zaten, hepimiz tarafından söylendik. Yani ama hikaye şuydu. Ben ilk yarı dedi karşılayacağım Galatasaray'ı, savunma yapacağım. Sonra ikinci yarı. Beşiktaş'ın misyonu bu mudur oyundaki hocam? Yok. Hayır, şu takım güçleriyle. Bu zaman zaman bu olabilir. Değildir. Bak Fenerbahçe için ben başka bir şey söyleyeyim. Bu takım güçleriyle öyle midir? Değildir. Değildir. Niye bundan vazgeçer zaman zaman teknik adam? Kazanmak için belki. Yani evet, o günün koşullarında kazanmak için bu gerekebilir. Bu seçimi yapabilir. Kazanmak savunmak mıdır? Hayır. Bazen öyledir. Bazen öyledir. Bazen yani öyledir. Tek başına değildir ama evet öyledir. Ben orta saha için şunu söylemiştim. Hani orta sahalar çok önemlidir deyince. Orta saha bu tip seviyelerde savaşarak mı kazanılır, oynayarak mı kazanılır? Oynayarak daha. Ben ondan akıcı olduğunu düşünüyorum. Çok net söylüyorum. Burak'la Leic'in Beşiktaş oyununda mesafelerini açarsanız, Leic'i topla ilk yarı sadece 6 kere buluşturursanız, bakın oyun buluşturur Leic değil. Leic'in formsuz diye bir şey değil bu iş. Biraz oyun üzerinden de gidersiniz. Tamam. Leic'i bir deplasman mantığında sol kenarda oynatıp o mesafeyi koşturursanız ileri geri, hı hı, verim almanız veya oyun kurmanız, oyundan verim almanız çok zordur. Evet. Ya benim penceremden böyle gözüküyor hocam. Hı hı.
Birkaç tane görüntü var. Var, onlara bakalım. Onu ben kalkayım, sana birkaç soru sormak isterim hocam. Galatasaray ilk dakikalar hocam. Galatasaray geriden oyun kuruyor. Beşiktaş da önde baskı yapıyor. Önde bir baskı yapıyor. Bunda Necip'in oynamasının da katkısı var. Pozisyonları görüyorsun. Necip de burada hocam. Öne yığmaya çalışıyor. Galatasaray geride oynamaya çalışıyor. Kazanıyor. Amaca ulaşıyor. Çok büyük bir hata tabii. Evet. Kaptırıyor. Peki soru şu hocam. Durabilir miyiz? Soru şu hocam size. Bilmiyorum. Cevabını merak ediyorum. Burada Beşiktaş yüksek oynatmak için mi baskı yapıyor? Hı hı. Yoksa topu kazanmak için, pas yaparken kazanmak için baskı? Kazanmak için. Baskı yapıyor. O zaman uzun vurdurmak için değil. Burada evet. Kazanıyor. Evet, oynatalım. Tekrar geliyor. Galatasaray yine geriden oyun kurmak niyetinde, kararlılığında. Bu yine aynı pozisyon. Aynı pozisyon bu. Diğer pozisyona geçelim. Diğer pozisyona geçebilir miyiz? Evet. Artık Beşiktaş burada Caner'in kaptığı tam da istedikleri pozisyon Beşiktaş, evet, değil mi? Doğru. Böyle yer yer örnekler var. Evet. Önde bastığı örnekler var. Ama genel planında gelip karşılamak vardı. Evet. Doğru mu hocam? Doğru. Zaten büyük oranda da o şekilde gördük. O şekilde oynandı. Evet. Şimdi şunu gösterirseniz. Şimdi bu uzun oynatmak Galatasaray'ın lehine midir, Beşiktaş'ın lehine midir hocam? Sana göre. Uzun oynatmak. Yani ben bu oyun planında eğer ben karşılıyorum ikinci bölgede diyorsam, Necip'i de koydum ben daha iyi savunacağım diyorsam, uzun oynatmak değil. Evet, doğru, katılıyorum. Orta saha pasında oradaki olayı tıpkı Necip'in deminki pozisyonundaki pasa davet etmek. Pasa davet etmek. Alana sokmak. Eğer plan buysa. Uzun oynatmak bence yanlışı. Tabii, doğru. Amaca yönelik, yani sonucu yakalayacağınız savunma şeklinizden uzaklaşıyorsunuz. Doğru. İki, eğer uzun oynatırsanız artık savunma değil oyun kurma özellikleriniz devreye girecek kazandığınız toplarla. Doğru. Bu anlamda ben çelişkili olduğunu düşünüyorum hocam Beşiktaş'ın. Yani savunmayı burada karşılıyorsunuz, pasa zorlayacaksınız. Tabii. Uzuna zorlarsanız dezavantajlısınız. Aynen. İki tane attılar, Onyekuru karşı karşıya kaldı. Doğru. Doğru mudur hocam? Doğru doğru, katılıyorum. Veya ben bir şey atlıyorum, bilmiyorum. Yok, bu gözleminiz gerçekten değerli. İkinci gelişmeyi kazanmaksa planınız, siz pasa davet edeceksiniz orta sahada. Pasa zorlayacaksınız. Tabii. Kesinlikle katılıyorum. Bir şey atlayabilirim. Benim ama pencere görebildiğim bu. Yok, ben bunu çok mantıklı buldum. Çok iyi bir detay, iyi bir ayrıntı yakalamışsınız. Tıpkı Necip'in kestiği faul değildi o pozisyon, hatırlarsınız. Evet. Olduğu gibi. Değiştirelim. Gollere gelelim hocam. Gelelim. Diğer pozisyonların goller var. Bunu FC'de siz de konuştunuz değil mi? Biz konuşma şansımız olmadı. Harika bir tekte oynayış. Evet. Topu tutsa bitti. Offside. Tabii. Doğru. Tacı attırmaya gelebilir miyiz tacı? Evet. Duralım orada. Duralım. Şeye gelsin. Cagney'e gelsin top. Beşiktaşlar Galatasaray'dan çıktığını düşünüyorlar değil mi hocam? Evet. Büyük ihtimal. Ama düşünmek ve tacı atarken pozisyon almak gibi bir şansınız yok. Elbette. Elbette yok. Burada konsantrasyon kaybı diyebilir miyiz? Ne zaman olur konsantrasyon kayıpları hocam oyunda? Yorulduğunda. Yorulduğunda olur. Top dışarı çıktığında. Çıktığında olur. Oyun durduğunda olur. Oyun durduğunda, evet. 3-4 tane konsantrasyon kaybı olacak. Yapmak istediğiniz bir şeyi başaramadığınız ilk anda. Evet. Burada net bir şekilde dikkat dağınıklığı burada. Evet. Doğru mudur hocam? Doğru doğru doğru. Şenol Hoca da buna vurgu yaptı zaten. Evet. Tamam, hatalı olabilir taç ama biz böyle bir gol yemeyeceğiz. Evet. İzleyelim golü. Hakikaten çok basit bir gol hocam. Tabii. Yani bir savunma anlayışı olarak. Tabii ki beceriler var. Burada Cagney'in oynayışı. Fegül'ün tekte bırakışı. Fernando'nun harika soğukkanlı değil mi final pası? Evet. Doğru. Getirdi. Tabii ki yani Beşiktaşlı oyuncular tacın kendileri tarafından atılması gerektiğini düşünüyorlar. Biz de gördük. Taç Beşiktaş her şeye tarafından rağmen, hocam, her şeye rağmen diye bir şey vardı. Öyle bir şey yok. Doğru. Taç kararı duralım. Yanlıştı. Bu da ikinci gol hocam. Ama diğer açı daha güzeldi ya. Herkes. Evet, buradan şey yaparsak. Ben sanki antrenmanda götürelim.
tacı atarken, ama tacı atarken bir zahmet diyorum. Birazcık daha. Tacı attıralım. Tacı attıralım. Maç 1-0 burada değil mi hocam? Evet. Adrian oyuna giriyor. Hı hı. Herkes dağılmış. Necip buraya bakıyor. Vida burada. Ve bir taç atıyor. Çok tehlikesiz bir esas. Orta saha ortası bir taç. Evet. Ve gelip maçı koparacak. Evet. Oynatalım. Kimde hata burada hocam? Hocam herkes de ama yani Necip şimdi sol bek. Adrian'ın koşuşuna ne diyorsun hocam? Adrian o daha yeni girdi. Daha hazır ısınmadı mı hocam? Tempo koşuyla gidiyor. Ben mi yanlış görüyorum veya ağır çekim diye mi öyle? Yani burası neresi ben kimim der gibi bir koşu o. Yani neredeyiz der gibi. Şu ama maçı koparan golün oluşu enteresan hocam. Tabii ki bu Beşiktaş kalitesindeki bir ekibe, deneyimli oyunculara yakışmadı. Bu olmadı, gerçek bu. Hiç ben bunu İngiltere Ligi'nde falan hiç görmüyorum hocam. Evet. Çünkü hakem kararlarının bu kadar sorgulandığı, hakem kararının her dakika didik didik edildiği. Bakın haklı haksız çok da yapılıyor hata. Hakemler de çok hata yapıyor. Çok da hatalar. Evet. Ondan sonra. Buyurun hocam. Evet. Tamam. Doğru haklısınız. Bu konsolasyon en büyük nedeni de her kararın sorgulanması gibi geliyor bana. Doğru. Ama şu da gerçek. Her kararında sorgulatan bir yönetimi vardı. Vardı. Bülent Yıldırım'ın tabii. Bu da gerçek. Oyuncuları bu şekilde anlamaya çalışabiliriz. Oyunu hızlandıramadı. Beşiktaşlılar sinirlendi. Yanlış sarı kartlar kullandı. Doğru. Bunların hepsi çok doğru tabii. İyi bir derbi geçirmedik. Neticede derbi maçları oynanırken hep söyleriz. Yani buradan bir şeyler öğrenerek çıkmak. Evet, yani sen hep söylersin. Buradan hocam, tarafsız futbol severler bir şey öğrenerek çıkabiliyorsa, taraflı olanlar eğlenerek çıkabiliyorsa o zaman her şey yolundadır. Evet. O zaman yolundadır. Şimdi tabii ki biri kazanacak, biri kaybedecek. Üzülen, sevilen olacak ama eğlenen kim olacak? Doğru. Ona eğlenmekle ilgili Alex Ferguson'un tabii bizim cümlemizden çok bunu duayenlerin bunu söylemesi çok önemli. O kitabında vardı. O çok hoşuma gitmişti. İşte 17 yıl galiba çalıştık. Zaman zaman kaybettik, zaman zaman kazandık ama hep eğlendik. Hep yani eğlendirdik. Ya bu misyonda olmak önemli bence hocam. Doğru. Teknik adamın böyle hissetmesi önemli. Doğru. Yani şimdi genelde eğlence deyince bizim aklımıza genelde şu geliyor. Sezon biter, şampiyon oluruz, kutlama var, kutlamada eğleneceğiz. 34 maç. Oyun. Oyunun eğlendirmesi. 34 maç. Doğru. Yani yine Sergen Yalçın'ın dediği yere geleceğiz yani. Siz de Pep Guardiola'dan bahsediyorsunuz diyor ya. Öyle mi diyorsun? Sezon açılışında ilk Barcelona'da göreve başladığında mikrofonu verdiler. 100 bin kişiye seslendi. Kemerlerinizi bağlayın. Çok eğleneceğiz dedi. Her hafta eğlendiler. Evet. Kaybettiler de bazen. Ama her hafta eğlendiler. Sezon gitti, şampiyon olamadıkları da oldu. Ama her hafta eğlendiler. Bu işin babası da, bunun Guardiola'nın babası, Juan Cruyff'un da çıkıp ne oynamamızı istiyorsunuz diye seyirciyi oyuna katan, seyircinin nasıl eğleneceğini soran bir teknik adamdı o da. Sivas-Başakşehir maçına gidelim mi? Gidelim hocam. Ne gördünüz orada genel olarak? Başakşehir tabii ki yine topun sahibi oldu. O sakin oldu, kararlı da oldu ama Başakşehir artık Sivas maçıyla değil son haftalarla değerlendirme. Kaç haftadır gol atamıyor Başakşehir? Epeydir atamıyor. 3-4 haftadır gol sorunu yaşadığını düşünüyorum ben, gol atamıyor. Skorları çok düştü. Soru Başakşehir'in şu, skorları çok düştü. Sizle de konuşuyoruz. Bu finale giderken daha önce de yaşadınız. Abdullah Hoca da söylüyor. Sürprizlerle mi başlamalı, kararlı mı başlamalı? Veya kendi oyununda karar vermiş mi? Bunu çok iyi değerlendirmesi lazım teknik adamın hocam. Evet. Ama hocayla da benim konuşma şansım oldu. Diğer oyunları da denedik. Ama bu oyunda üretkenliğimiz daha fazla diye söyledi. Öbür oyunlarda bulamadım o üretkenliği dedi. Olabilir. Bu oyunda vazgeçmeden her zaman bu oyunda oynama kararlılığı çok şeyde kazandı da Başakşehir bugün. Kolay değil bu kararı vermek tabii. Sen nasıl bakıyorsun hocam Başakşehir'in son haftaları, oyuna bakışı Abdullah Avcı'nın, finale bakışı, şampiyonluğa bakışı hakkında bir şey söyler misin? Galatasaray Beşiktaş maçını kazanırken bütün oyuncular orijinal pozisyonlarında oynadılar. Futbola başladıkları pozisyonlarda. Yani Donk'la ilgili itiraz gelebilir. Kasımpaşa'da stoperdi falandı filandı diye ama orijinal yeri tabii. Orijinal yeri. Sen Kasımpaşa'da çalıştın yani, zaten beraber. Epey de sohbet ettiğim bir oyuncuydu. Futbola başlangıç yeri orta sahaydı. Fernando ile beraber orta sahada başladı. Deneyimli teknik adam Fatih Terim herkesi kendi pozisyonuna getirdi. Dün City içeride Leicester'la oynadı. Foden'ı tercih etti. Çok oynayan bir oyuncu değildi. Ama son haftalarda 9 maç 6 gol. 18 yaşında çocuk 9 maç 6 gol. Skor için onu oynattığının farkındayız hepimiz. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Abdullah Hoca skor için, oyun için her şey belli. Belli. Oyunu skor için ne yapıyor? Skor için
ne yapacağız? Şimdi o belli mi? Şimdi benim sorum şu. Robinho'nun en verimli olduğu yer santrforun arkası değil midir? Soru bir. Bence öyledir ve her zaman da öyle olduğunu düşündüm. İki. Bakın iyi oynaması, oynadığı zamanları da söyledim. Eğer Başakşehir'in bizim çok defalarca tarif ettiğimiz oyunu santrforundan boş kaleye topu yuvarlamayı talep ediyorsa ki böyleydi. Tabii oyunu oraya getiriyordu. Oyunu oraya getiriyordu Başakşehir. Kaleciyi de oyundan düşürüyordu. Santfor da ayak için dayayıp boş kaleye. Hatta birbirimize sorduk. Bu golü siz atar mısınız? Ben atarım. Güntekin Onay kesin atar falan dedik. Güntekin Onay bile attı. Her türlü attırdık golleri. Evet. Şimdi eğer öyleyse o ayak için dayayıp gol atmak için Robinho olmaya gerek yok. Ama diyecek ki o da Robinho'nun oyun kurulumunda, Santfor'un oyun kurulumunda, oyuna katılımındaki... Eğer Santfor'un oyun kurulumunda işlevi çok önemliyse Adebayor'u oyun dışına bırakmak doğru olmayabilir. Çünkü Adebayor kutunun içinde değildir, dışında daha çok geziyor diye oyun dışı vazgeçti kaldı. Ben öyle hatırlıyorum. Ben de, evet evet ondan da vazgeçti. O sebeple ben birazcık güçlendirebileceğini düşünmüştüm. Robinho arkada, önde Adebayor, Dembaba, Baiç hangisi olursa. Böyle de olabilirdi. Ben de Mosso'yla bu seçmeye saygı duyarım. Santfor kullanacağını düşündüm. Beni buraya getiren, bana bu puanları aldıran, beni 22 hafta lider yapan bu oyundur. Bununla da kaybetmeye hazırım diyebilir. Kazanırsam bununla da kazanırım diyebilir. Buna da saygı duyarım. Bu hafta ne maçı var Başakşehir hocam? Ankara Gücü. Evet. Kazanamaya her maç zor hale getir. Tabii. Ankara Gücü maçı da kolay olmayacak. Evet. Şimdi Başakşehir'de bir son birkaç görüntü aldık. Bize bir şey anlatır mı onu bir soralım. Bakalım. Görüntüyü nasıl getiriyorduk? Götürdünüz geri, evet. Evet, götürdük. Başlamayalım şimdi. Evet, Başakşehir oyunu hocam pas sayısı ve yüzdesine çok bağlı bir oyun tahmin edebileceğin. Şimdi birkaç pozisyonu izleyelim. Başlatalım Mert'ten. Klasik, beklenen, evet. Geriden oyun kuran Başakşehir. Sivas da buna karşı kendi önlemini almış. İzleyelim hocam. Bu değil. Başakşehir'in oyunu burada. Yok, bu kenar bek arası atıyor tamam. Biska ile buluşturmaya çalışıyor. Birinci top kaybı. Bu beklenen bir Başakşehir oyunu. Evet. Hocam. Yine bek arkasına atıyorsunuz. Evet. Yine olmuyor. Olmuyor. Bir daha görelim. Yine oyun kurmaya çalışıyor. Santfor çıkmış geziniyordu, evet. Gösterelim hocam, evet. Yine savunma arkasına, bek arkasına koşuyor. Yine olmadı. Yine top kaybı. Evet. Bunlarla tabii şey olması çok kolay değil Başakşehir'in. Tabii. Değil mi hocam? Doğru, yani doğru, katılıyorum. Beceri işi düştükten sonra çok zor. Bir daha oynuyor. Yine uzuyor. Yine top kaybı. Bu değil tabii. Bu değil. Bu değil. Yani bu oyundan... Ayağa çıkan, evet. Topla baskı yapan Başakşehir başkaydı. Başkaydı. Devamlı top kayıpla oynadıktan sonra bu oyunu oynamanız çok kolay değil. Diğer görüntüye geçelim. Mert'in şeyine gelelim. 90 artı son dakikaya gelelim. 90 artılara. 90 artılara gelelim. Duralım. Mert. Ne yapıyor orada? Serzenişte. Evet. Bütün takım burada. Son 4 dakika. Evet. 0-0 gole ihtiyaç var. Evet. Çıkın diyor. Çabuk çıkın. Evet. Çabuk ya, fırsatlar üretmek için çabuk çıkın. Burada birazcık Başakşehir'in vazgeçişi olabilir mi? Yani kafa olarak ve şey olarak düşünüyorum hocam. Konsantrasyon artık atamadık. Kaybını... Yine atamadık var mı? Yine atamadık var mı? 5 dakika olmasına rağmen. Tabii. Görelim nasıl gelişiyor. Devam edelim. Hala bir çaba yok. Mert belirsiz. Tabii. Oysaki 2 hafta önce Trabzonspor benzer bir pozisyonda kalecisi Uğurcan, hemen açılan Abdülkadir hemen oynamışlar adrese. Hemen öyle de şey yaptı. Bu artık yine hiç sürpriz olmadan geldi. Mert'in niyeti başka. Tabii. Hadi diyor. Doğru. Bir de son pozisyonumuz var. Korner pozisyonumuz. Bu bir oynama kararlılığı. Kabul ediyorum. Bu oyunda kararlılık. Ama dakikaya bakacaksınız. Doğru. Kornere çıkıyor. Demin şeyi hatırlayalım. Geldi. Şimdi savunmadan çıkan Başakşehir'i hatırlayalım. Şimdi kornere giden Başakşehir'i de görelim hocam. Evet. 2 dakika var bitimi. 2 dakikadan az var. Başakşehir kornere geliyor. 2 dakika kaldığını vurgulamak isterim. Evet.
Geçiyor. Oo, çok bu yavaş. Bu sakinlik mi? Artık bırakış mı? Böyle sakinlik olmaz. Böyle sakinlik olmaz. Bir atak daha demektir hocam, 30 saniye. Tabii sakinlikle zamanı etkili kullanmak çok farklı şeyler. Yani bu biraz son haftanın psikolojisinde Başakşehir'de yaşadığı bir şey. Onları enerjisi düşmüş, evet, Başakşehir'de. Evet. Görüntü. Enerjisi anlamında sorunlar yaşıyor. Evet. O zaman hemen Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'yi ne gördünüz? Çünkü çok güzel iki gol var Trabzonspor'un. Golleri onları da izleyeceğiz. Fenerbahçe'yi kısaca söyleyeyim. Kullanalım. Artık Fenerbahçe ne gördüğüm değil. Artık ben Fenerbahçe'nin bu düşme korkusundan tamamen sıyrıldığını düşünüyorum. Fenerbahçe'de önemli olan buydu bu sene için. O zaman kısa şey yapalım. Valbuena tamam mı, devam mı? Siz kontrat veren kişisiniz. Ben veririm. Verir misiniz kontrat? Ben veririm. Siz? İlk 11'e mi düşünürsünüz? Kullanırım. Büyük kadroda mı kullanırsınız? Kullanırım. Ben de kontrat veririm. Büyük kadroda düşünürüm. Tabii uygun rakamlarla. Yani. Neyse tabi o mali anlamı bilemiyorum. Ben teknik anlamda konuşuyorum. Evet. Peki kalan 3 maçta Fenerbahçe bir 9 puan daha alabilir mi sizce? 46'ya kadar gelebilir mi? Zor. Ben gelebilir diyorum. Ben zor olduğunu düşünüyorum. Kolay en olmadığını, zor maçında Erzurum maçı olduğunu düşünüyorum. Kolay olmadığını söylüyorum ama ben Fenerbahçe'nin 9 puan alabileceğini düşünüyorum. Ben bunu başaramayacağını düşünüyorum. Bu 3'te 3 yapmadı hiç Fenerbahçe hocam. Yapmadı işte. O psikolojiden de yapmadı diyorsun. Tabii biraz. Oradan sıyrıldı biraz, şimdi. Biraz da ondan. Bakalım ama göreceğiz. Bu hafta bir sıyrılma, gerçek bir sıyrılma. Oyuncuların gollerden sonraki tavrı, yedek kulübesine olan bakışlarını biraz daha olumlu buldum ben açıkçası. Doğrudur. Bunlar da hakikaten önemli şeyler. Bunun bir etken olabileceğini düşünüyorum. Bir de cezadan, sakatlıktan dönenler falan var. Onların katılımıyla beraber biraz daha farklı olabilir. 9'u bulabilir, 46'yı bulabilir. Yapabilir. Diyorsun. O da sürpriz olmaz yani. Yani görürüz. Biz Fenerbahçe çok arkada kaldı. 17. sıraya kadar düştü. Tabii. Orada haftalarca bulundu falan ama eğer 46 puanla da bitirirse ikinci devre 30 puan almış olacak. Şaka maka. Ben ama 9 puan yapabileceğini düşünmüyorum. Kolay değil tabii. Konuşuruz hafta hafta tabii. Bunu hafta konuşacağız. Evet. Ne kadar süremiz kaldı? Bana yardımcı olurlarsa içeriden. O zaman şeyden devam edelim. Fenerbahçe'den devam edelim. Tabii. Kasımpaşa'nın da oyuna pek ortak olamayışı var. Tabii. Lige de bir yabancı gibi duruşu var. Evet. Orada ne gördünüz? Kasımpaşa ne hayal ediyor gelecek sene bilmiyorum. Hı-hı. Nasıl bir hedefi olacak? Bilmiyoruz. Mali yatırımlar ne olacak? Yani lig yatırımı ne olacak bilmiyoruz. Ama bu kadar değişken bir şey çok az gördük. Evet. 4'te 4. Hı hı. Şeyle başlamıştı değil mi? Kemal Hoca'yla. Evet. Bir anda 4'te 0. Evet. Kemal Hoca gitti. Mustafa Hoca 5'te 5. Tam da doğru olmayabilir. Ondan sonra 8-10 maç kazanamamak. Evet. Oyunu da takım dengesi de çok sorgulanır tabii. Böyle bir tabloyu görürseniz 31 haftanın sonunda. Fenerbahçe'ye karşı da pek ciddi bir direnç gösteremediğini gördük çok, değil mi? Evet, çok. Ama Fenerbahçe'nin bana göre en rahat kazandığı lig maçı. Değil mi? Bilmiyorum, bana öyle geldi. Bir geriye düşmesem en rahat kazandığı lig maçıydı. Doğru. O zaman tekrar Fenerbahçe'ye gelelim. Solda da yok. Kontrat verir misiniz? Karar verici sizsiniz. Vermem. Vermezsiniz. Bak benim için çünkü 3 büyük takım için Fenerbahçe'de geçerim. Fenerbahçe santrforu ben başka hayal ediyorum hocam. Evet. Ben solda Ado'nun şansını kullandığını düşünüyorum. Niye Valbuena Evres'i sol? Bu yine futbol görüşüm. Ama Fenerbahçe santrforunun çok daha özellikli bir oyuncu olması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kaleci ihtiyacı var mı sizce? Kaleci mevcut kalecilerle devam mı? Devam. Ben devam etmişsin. Devam diyorsun. Ya bu birazcık da mali yapıyı da düşünüyorum tabii evet. Yani. Evet. Kaç transfer hocam? Ben Fenerbahçe'nin ilk 11'e 7 oyuncu alacağını düşünüyorum. 7 oyuncu alacak. Bir ilk duyum 11'e. Mudur? Yok canım. Tahmin midir? Tahmin yapıyorum tahmin yani. Nereye ne ihtiyacı olduğuna bakıyorum sadece. 7 tane ilk 11 oyuncusuyla Fenerbahçe'nin harikulade yarışabileceğini düşünüyorum. Peki bulmak kolay mıdır doğru oyuncuları? Değil. Oyuncu? Hiç kolay değil. Şu anda Fenerbahçe'nin scouting dediğimiz araştırma geliştirme vardır. Yani mutlaka vardır. Peki geçen seneki yine hazır olduğunu söyleyen Fenerbahçe'den böyle doğru kararlar görmedik sportif kararlar anlamında. Evet. Bu sene ne değişecek? Ersun Hoca'nın dahli mi? Bakış belki değişecek. Şeyi bilemiyorum yani işleyiş nasıl gidecek onu bilmek, onu kestirmek zor. Sezonu bu bölümde. Aslında kestirebilmeliyiz. Yani önümüzdeki sezonki planları çoktan aşama aşama gerçekleşmeye başlamalı Fenerbahçe. Geç de kalabilir çünkü bütün dünya takvimlerine göre oluşmuş bütün ligleri takip etmek, oradan bitecek kontratları takip etmek mümkünse Ocak, Şubat, Mart çok yani 2-3 ay önce oralarda kontratları vermek, protokolleri yapmak, kasaya koymak
belki Fenerbahçe 4-5 tane kontratı kasaya koymuş bile olabilir, bilemeyiz. Bilemeyiz tabii. En azından başında bu böyle olması gerektiğini bilen bir spor direktörü var. Var. Ama o yüzden belki geçen sene verdiği bilemeyiz kararları sportif anlamda söylüyorum, teknik anlamda söylüyorum. Doğru olduğunu söylemek çok zor. Evet. Yani Sayın Komoli'nin evet çok güzel transferlere takım oluşturulduğunu söylemek, hı-hı, zaman istendi. Şimdi oyuncular bir zaman sonra olacak mı sizce, var mı böyle bir şey? Değişecek. Ya, tabii değişecek. Olmadı. Değişecek. Evet. O zaman biz de değiştirelim. Trabzonspor'a geçelim. Trabzon'a geçelim hocam. 4 kilik bir seviyorum Trabzon'da konuşuyorum. Değil mi? Trabzonspor hakikaten eğlendiriyor. Evet. Keyifli futbol var. Güzel çocuklar var. Yavaş yavaş geldiler buraya. Geliyorlar hocam. Yani. Ünal Hoca da yavaş yavaş geldi tabii buraya. Ama şimdi bizim bir sporcu Ünal Karaman yılın teknik direktör adayına da girdi. Tabii. Son bölümde baktığınızda. Tabii. Beni kim derse desin, Yusuf'un oynaması, Abdülkadir Ömür'ün, Abdülkadir'in oynaması, evet, Kalede Evurcan'ın olması beni heyecanlandırıyor. Hüseyin'in olması. Ve ben yabancı serbestinin olmasını isteyen kişi. Tabii canım. Bu başka evet bir hikaye. Evet. Ama bu hikaye yani böyle bir Türk gençleri oluşan bir oyun, keyif vermesi, heyecanlandırması benim için çok değerli, çok önemli. O yüzden heyecanla Trabzon'u seyrediyorum ben. Ya ligimiz öyle bir şeydi ki işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın kendi çocukları vardı bünyede. Yani siz Beşiktaş'ın çocuklarından bir tanesiydiniz. O dönem o kuşaklarda vardı, evet. İşte Eskişehirspor'un çocukları vardı. Merhum Sinan Alağaç, işte Zafer abi, Zafer Tüzün falan. Onlar daha da eskiler, bizim abilerimiz. Şeyler, tabii. Ben bizim dönemimizi söylüyorum. Evet. Sizin beraber oynadığınız beraber oynadım, tabii arkadaşlar, abiler için söylüyorum. Trabzonspor'un da kendi çocukları vardı. Ama şimdi öyle bir noktaya geldik ki Trabzonspor'un çocukları hepimizin çocukları oldular. Çünkü başka bizim çocuklar oldular, evet, yani. Yok çünkü başka herkesin çocukları. Gelişen ve değişen bir futbol ortamı kabul ediyorum ama beni hala Türk gencinin olduğu, evet, heyecanlanıyorum. Tabii. O daha farklı geliyor. Gollere bakacak mıyız bakalım hocam? Bakalım gollere. Güzel goller var. Şey Yusuf'un golü isterim üzerine siz bir şey söyleyeceksiniz, evet, herhalde. Yani. Abdülkadir'in golü üzerine de biraz fikir yaparız. Pası verdi. Net bir gol pası attı. Sonra mesela şunu boş kaleye dokunuş olarak söylüyorlar ya, belki evet öyle algılanıyor veya öyle görülüyor. Çok zor bir vuruş bence. Evet. Neden bir zor sizce? Hocam hareketli bir top. Evet. Direkten gelen bir top. Evet. Sert gelen bir top. Top biraz afkırıyor yani gelirken. Yerden gelmiyor. Tabii. Hafif yüksek. İp gibi. Bunu böyle ip gibi kapatmak öyle çok kolay futbolcu kişi değildir. Hiç de zorlanmıyor bak hocam Yusuf. Gayet doğal. Şeklini alıyor topun gelişine göre. Çat diye kapatıyor. Niye zorlanmıyor acaba? Nasıl? Niye zorlanmıyor acaba? Niye zorlanmıyor? Yetenekli mi acaba? Evet. Bir de şunu Abdülkadir'in de golde de gördüm, evet, onu da söylüyorum. Biz genç oyunculardan 18 yaşında 19 yaşında her şeyi yapmalarını istiyoruz. Evet. Sonra onunla yeterli değil. Geliştirerek özel yapabilirliğe bakacaksınız. Evet. Bir müddet sonra yapıyorlar bazen. Ama yapabilirliği görmek teknik adamlık, antrenörlük veya oyuncu gelişimi. Burada nefis bir Abdülkadir golü var. Evet. Bu da oynayarak geliştirdiği bir pozisyon bilgisi bence. Evet. Hocam Sosa'nın 2-3 kişiyi oyundan düşürüşü de var. Tabii. Bu golle. Yani hocam bak koşuyor, ayarlayış var. Harikulade. Topla buluştuğu anda o süpleks var. Futbol süpleks. Topla buluştuğu andaki kısa yakmış, dokunuş yumuşamış var. Yakmış, evet. Yani bunlar Abdülkadir'de pozisyon yorumları çok daha gelişerek devam edeceğini düşünüyorum. Yalnız Abdülkadir gol atınca ilginç bir şekilde böyle yani şey puanı, rating puanı çok yüksek goller atıyor. Dikkatini, evet, çekiyor mu? Mesela geçen hafta attığı gol. Getiriyor maçı. Tabii. Bir de şeyi yani vuruş falan. Bursa'da deplasmanda attığı gol şeyin Betis'e attığı gole çok benziyor mesela. Bu da ben de atarım gollerini atmıyor değil mi hocam? Bunu ben de atarım golü değil. Öyle değil. Öyle değil. Yani bu goller hakikaten güzel. İzlemesi keyifli. Güzel goller. Vuruş açısından, evet, estetik açısından. İki tane solak, biri uzun, biri kısa. Ben çok güzel futbol işleri görüyorum Trabzon'da. Sosa'nın da deneyimiyle, işte ustalığıyla. Peki Trabzonspor yönetiminin bu transfer politikası, bu ekubanlar, şeyler, Envakame, bunlar çok maliyetli oyuncular değil. Evet. Arka taraftaki Hüseyin'i yani çok planlı mı yapıldı, böyle mi çıktı onları bilmek çok kolay değil ama gerçekleşen tabloda doğru seçimler olduğunu görüyoruz hocam. Hocam iyi şeyler bile planlı çıkmıyorken. Bütün bunların harika bir plan içinde olması çok zor futbolda. Yani burada bir bakış açısı var. Trabzonspor yönetiminin de bu konuda muntazam bir çalışması olduğunu düşünüyorum. Ünal Karaman'ın da çok iyi götürdüğünü görüyorum. Siz de finali çok iyi yapıyor. Finali çok güzel yapıyor. Çok deneyimlidir. Yıllarca büyüyor, böyle bir şans bulamadı. Umuyorum. Trabzonspor güzelleşiyor. Güzelleşiyor. Güzel. Haftaya görüşür müyüz? 32. hafta. 32. hafta. Görüşmek üzere. Tamamdır.